Matabak katliamının üzerinden tam 31 yıl geçti. Bu ülke anmalarımız Matabak katliamının zaman aşımına uğratılmasından sonraki ilk anma olacak. Biliyorsunuz ülkedeki siyaset sürekli sıcak ve biz Aleviler açısından, devrimci demokratlar açısından hiç de iç açıcı bir süreçten geçmiyoruz. Bir göreceli olsa da bir yerel seçimlerde moral üstünlük yakaladık ama ülkenin genel gidişatından pek de memnun değiliz. Sokaklarda hilafet isteyen yobazlar, şeriatçılar, şeriat sevdalıları geziyor. Kadın düşmanları, çocuk düşmanları, hatta doğa düşmanları sokaklarda kol gezerken şimdi bugünlerde sokak hayvanlarının uyutulması adı altında bir katliama daha hazırlanıyorlar. Canlı ve güzel olan her şeyi çirkinleştirmek ve yok etmek üzere kurgulanmış bir siyasal İslam iktidarıyla 22 yıldan beri karşı karşıyayız. Bu bağlamda bu yılki 2 Temmuz anmalarını bu bilinçle de anacağız, yapacağız, gerçekleştireceğiz. Zaten bu yılki şiarımız faşizme, ırkçılığa, şeriata karşı demokratik, layık bir cumhuriyet, layık bir ülke istiyoruz şiarı üzerinde yapıyoruz bu anmayı. 33 canımızı katledildikleri yerde anarken Ankara başta olmak üzere Ankara'da miting yapılacak ayın ikisinde. Ankara başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Akdeniz bölgesi bulunduğumuz her yerde, her alanda anmaları yapacağız. Ama ana olarak, ana gövde olarak, anmanın ana gövdesi olarak Sivas'ta olacağız. Biz onları asla unutmadık ve unutturmayacağız da. Katliamı yapanları, katliamı yapanları aklayanları da partilerinde onlara yer verip ödüllendirenleri de unutmadık. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü bu bir zihniyettir. Cumhuriyet öncesi bizi katleden zihniyet neyse Osmanlı döneminde bu zihniyette aynıdır. Şeriata, faşizme, ırkçılığa geçit vermeyeceğiz. Herkesi 2 Temmuz'da Sivas'a ve etkinlik yapılan, anma yapılan bütün alanlara bekliyoruz.